Herkese merhabalar sevgili dostlar 9 Ekim pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz Bursa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur eğer onu da izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip ve tabi bildirim zilini açarak ve dilerseniz katıl olarak Bursa tahminlerimizde seyredebilirsiniz Bursa'da 9 koşu var bilginize evet abone olalım dedik videoyu benimledik, katılıyor olalım dedik. Bursa tahminlerinden bahsettik. O halde başlayabiliriz tahminlerimize. İlk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler. Arkadaşlar 6'lı oynayacağınızı biliyorum ama 4'lü, 3'lü tahminimiz de var. Onun için burayı da izlemenizi tavsiye ederim. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar. 1. dörtlü ganyan izleyeceğiz arkadaşlar bu koşuda. Burada bizim tercih edeceğimiz ilk safkan 1 numara Ahmet In My Heart'tır arkadaşlar. Bu at hem tercih edeceğimiz ilk at hem de son at yani tek veriyoruz. 4 ganyan olması sebebiyle 9 gün evvel elde ettiği ikincilikle birlikte ben burada galibiyete ulaşacağı kanaatindeyim bu ismin. Peki bu safkanın haricinde galibiyet şansı olan kim var diye yorumlayacak e, hani olursak. Arkadaşlar Riverwind zorlayabilir. E, Phantom Warrior zorlayabilir. Bir de 2 e, numara azimut zorlayabilir ama yani 2, 5 ve 6'nın şansını daha az gördüğümüz için 1 numara Ahmet Mayhart'ı tek olarak bıraktık bu koşuda bilginize. Evet 1 numara tek dedik. İkinci koşuya geliyorum. Burada hem 3'lü hem 4'lü var. E, şart 4 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1500 kompist yarışı. Biz hem 4'lü de hem 3'lü de hem de 7'li plasede 1 numara root parı tek olarak veriyoruz arkadaşlar. 19 gün evvel koşup kazanan safkan root Bizim burada tekimizdir. Çifte vereceğim. Birinci çifte bir numara Ahmetin Mayhart Arkası bir numara root var. Bir arkası bir. Birinci çifte olarak sizlere tavsiyemiz olacaktır arkadaşlar. Bu koşuda e, birinci çifteyi de verdiğimize göre. Bu koşuyla ilgili özellikle bir de sıralı ikili tavsiyesi var. 1 bir numara root Arkası 4 numara Abjarın Rus bardağı sağ var da İsa Akyoz var. Abjernoğlu'nda Ferit Yardımcı izleyeceğiz. Bir arkası 4. Sıralı ikili oynayabilirsiniz. ikinci koşuda. Birinci çifte bir, bir arkası 1. E, ikinci koşuda sıralı ikili. Bir arkası 4. Oyun tavsiyelerimiz bulunmaktadır. Evet şimdi buraları dinlediğimize göre hepinize teşekkür ediyorum oraları dinlediyseniz. Evet geçerim 3. koşuya aynı zamanda 6'lı ganyan ilk ayağı şart 4 4 3 kara İngilizler 1200 metrede kum piste start alacaklar arkadaşlar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. 6'lı ganyan ilk ayağı burası biliyorsunuz ki. E, bu yarış için arkadaşlar tahminimiz şu şekilde olacak. 4'lü ve 3'lü ganyanı da e, yine tabii ki göz önünde bulundurarak bir şeyler de söyleyeceğim ama özellikle 6'lı ganyan için konuşuyorum. E, Altılı Ganyan için tercihimiz arkadaşlar. 6 numara Belfast favorimiz. 12 gün evvel kazanmasıyla birlikte burada biz favori olarak değerlendiriyoruz bu safkanı. İkinci at olarak 2 numara Asabi. E, bu atta kesinlikle burada arkadaşlar güvendiğimiz bir isim olarak yorumlayabiliriz. Bir hafta evvel dördüncülük elde etmişti. Üçüncü at olarak arkadaşlar bir hafta evvel beşinci olan bir safkan Baba Nasuhi 3 numara İsa Kevuz'la birlikte öneriyoruz. Bu arada Asabi'de de Ferit Yardımcı vardı. Baba Nasuhi İsa Kevuz'la start alıyor onu da belirttim. Son olarak dördüncü bir at olarak bir numara kumlu belde yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir oyun olduğu takdirde 6-2-3-1 şeklinde bir sıralama yapabileceğinizi tavsiye ediyoruz. Altılı ganyan için. Üçlü ve dörtlü ganyan için devam eden arkadaşlarımız açısından söylüyorum. Burada 6 ve 2'yi yazarak 2 atla geçebileceğinizi düşünüyoruz. ama tabi 4 atı da yazmak gibi bir yola gidebilirsiniz. Ee, çünkü 4'lü ganyanda özellikle 2 tane tek olmuş oluyor. Haliyle burada 4 at deneyebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Evet altılı için tercihimizde 6-2-3-1 dedik. Bu şekilde arkadaşlar geçiyoruz bir sonraki koşuya. Dördüncü koşu ikinci ayak şart 3 4 yukarı arapatları atları 1600 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 12 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta favori olarak değerlendireceğimiz Safkan sizlere Ekürler'den Bostepe Bey'i. Ekür size 2 AIB 179 günlük bir arayla geliyor fakat kaliteli bir Safkan. Bostepe Bey ile Ekür'ü start alacak burada. Bostepe Bey son yarış kötü olsa da burada şans veriyoruz. İkinci at olarak değerlendireceğimiz isim arkadaşlar 2 numara Özer Dinç olacak. Bir hafta evvel 3. olan Safkan ve bir hafta evvel 2. olan bir ismi değerlendireceğiz. Burada Uçan Ejderha 9 numara diyeceğiz arkadaşlar. Tercihlerimizi yaparken bir de 7 numara Aslı Nuray'ı ilave edersek arkadaşlar bence çok sağlamlaştırmış oluruz. 5, 2, 9, 7 bu koşuda bizim sizlere önereceğimiz sıralama olacaktır. 5, 2, 9, 7 şeklinde bir sıralamayla geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar bu yarışı. 5. koşu 14 handikap 3 Yükseler İngilizler 1900 kompiste yarışı arkadaşlar. Burada 11 at start alacak. 5 gün evvel koşup ikinci olan Misafkan Crescent Moon 8 numara bizim de önerilerimizde yer alıyordu o yarışta da burada da yine öneriyoruz Crescent Moon favorimizdir. 12 gün evvel koşup 3. olan 63 kilosuna rağmen şans vereceğimiz isim Siestra 2 numara bu yarışta yazmanızı öneriyoruz. Daha sonra Baba Aybars 11 numara Ferit yardımcıyla start oluyor. Sürpriz yapma ihtimali olan bir at bu grupta şans bulabilir kendisine. 19 gün evvel kötü bir performansı olsa da bu yıl sadece 4 yarış koştuğu için bu atı bu konuda biraz mazur görebiliriz. Burada şans bulabilir kendisine. Tercihimiz şu şekildedir. 8-2-11 arkadaşlar bu 3 at yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 4. bir at arayan varsa burada tuttuğunuz herhangi bir safkanı ilave edebilirsiniz. Geçelim 6. koşuya. 15 handikap, 4 yukarı Araplar, 1800 kum pist yarışı, 10 safkan iştirak ediyor bu koşuya arkadaşlar. Bu 10 safkanın içerisinde bizim tercih edeceğimiz safkan arkadaşlar bir hafta evvel koşup 5. elde eden bir isim Ferit Yardımcı ile 4 numara kazancı olacak. Kazancıyı ben burada favori görüyorum ve sizlere tek olarak vereceğim arkadaşlar bu atı altılı ganyanda rakip hanesinde 1 numara Arda Bey ve beraberinde 10 numara Cihan'ın Gülü olduğunu söyleyebilirim. Biraz zorlarsa, biraz iyi koştuğu takdirde John Dere de 7 numara da rakip olabilir. Ancak bir e, burada bir safkan e, bence önde o da 4 numara Kazancı. Kazancının bu yarışı kazanması bekliyorum arkadaşlar. Mazluma da iyi bir safkan tabii. Yalnız Mazluma ve Arda Bey'in yan yana çıkıyor olması ikisini olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Birbirlerinin taktiklerini biraz engelleyebilirler. Onun için burada 4 numara kazancı daha avantajlı gözüküyor arkadaşlar. Benim kanaatim bu şekilde bu yarış için. Evet, 4 numara kazancıyı tek olarak verdik. 7. koşuya geçelim. Maiden 2 yaş İngilizler 1200 kum pist yarışı 10 safkan start alacak arkadaşlar. 3 numara Banaz Ovası ile başlıyorum. 14 gün evvel yani 2 hafta evvel ikincilik elde eden Safkan ve bir diğer ikincilik elde eden Safkan Altın Işığım 2 numarayla devam ediyorum. 3 Üç yarıştır yarıştır üçüncülük elde eden burada Alişan Var'la birlikte Ghostbuster 4 numaraya şans veriyorum. Daha sonra arkadaşlar bu e, yarış ilk start olacak olan Safkan Ferit Yardımcı ile King Karaca 7 numarayı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada şunu belirtmem lazım. Bu at bizim yetiştirdiğimiz bir safkan değil. Yani isminde karaca geçtiği için söylüyorum. Hani zaten sahibine baktığınızda bir karaca soy ismi görmüyorsunuz. Bizimle hani doğrudan ilgisi yok ama dolaylı olarak da bir ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Bizim yetiştirdiğimiz bir safkan değil. Yani tercihimiz oyun'a dönecek olursak 3-2-4-7 şeklinde bir sıralamadır. Burayı da geçtik. Geldik 8. ve aynı zamanda sonuncu koşu arkadaşlar. Şart 4 dişi. 3 yaşlı Araplar. 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda iki farklı oyun vereceğim. Belirteyim. 12 at var. Şimdi biliyorsunuz ki burada fazla belki oyun oynamak istemeyenler olur. Hani emin olmayanlar. Genelde Doğu illerinde böyle olabiliyor. Elazığ'da şimdi baktığımızda. Ben bu ihtimalinizi kırmak için yani size yeni bir seçenek sunmak için bir alternatif tek vereceğim ki iki tekle son derece uygun bir kupon yapabilirsiniz. uygun bir ganyen ganyan oynayabilirsiniz burada. Bu yüzden alternatif tek 2 numara göze çarpan ekürisi hoş seda ile birlikte ki iki safkanın da şansı var. burada alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat tek atmak istemeyen ben her türlü her yere oynarım. Bütçem el veriyor diyen arkadaşlarımız içinse burada. 4 numara Can Eftelya Ferit Yardımcı ile birlikte öneriyoruz. 6 numara küçük vesme ve arkadaşlar e, şey düzeltiyorum 5 numara küçük vesme 6 numara mir sılası bu koşuda arkadaşlar sizlere ekstra önerilerimiz olacak. Yani 2 tek olur olmazsa da 4 5 6 ilave olarak yorumluyoruz. 2 tek olabilir ya da 4 5 6 ilave edilerek 4 ata kadar çıkılabilir. Dediğim gibi eğer iki tek yapacaksanız bütçeniz için iki tek yapabilirsiniz. Burada şansınızı birazcık daha riski arttırarak tabii ki bu. Ee, bu şekilde bir oyun yapılabilir. Veya 2, 4, 5, 6 şeklinde bir oyunla burayı daha garantileyebilirsiniz. Evet bu şekilde bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Tekimizi hatırlatalım. Zaten bir alternatif teki yeni vermiştik. Bir de arkadaşlar 6. koşulu 4 numara kazancıyı da tek olarak belirtmiştik biliyorsunuz ki. Bunun haricinde dörtlü ganyan ve üçlü ganyanda da biliyorsunuz ilk ayaklarda ikinci koşuda bir numara Rutbar'ı tek verdik ve ilk koşuda da bir numara Ahmet İmmay Hart'ı sizlere tek olarak vermiştik. Evet arkadaşlar Elazığ tahminlerini seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bursa tahminleri yayındadır onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir de katıl üyesi olarak destek vermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden katıl üyeliği bizim için önemli. Bir de bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olursunuz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.